Adise Baba. Bir zamanlar bir çiftlikte yaşayan hayvanların yiyeceği kalmamış. Küçük kırmızı tavuk yiyecek bir şeyler aramak için çiftliğin etrafında dolaşmaya karar vermiş. Çiftlikte yaşayan diğer hayvanlara da bu fikrini söylemiş. Önce ineğin yanına gitmiş. Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Hayır, gelemem. Hava çok sıcak. Yürüyecek halim yok. Sonra domuzun yanına gitmiş. Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Hayır, gelemem. Hava çok sıcak. Kıpırdayacak halim yok. Sonra köpeğin yanına gitmiş. Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Hayır, gelemem. Hava çok sıcak ve ben sıcak havalarda yürüyemem. Son olarak ördeğin yanına gitmiş. Benimle yiyecek aramaya gelir misin? Hayır, gelemem. Hava çok sıcak, suyun içinden çıkamam. Kimse kendisiyle gelmeyince tavuk çiftliğin dışına tek başına çıkmış. Biraz yürüyünce yerde buğday tohumları bulmuş. Çok sevinmiş ve hemen çiftliğe dönmüş. Buğday tohumlarını ekmeye karar vermiş. Arkadaşlarının ona yardım edeceğini düşünmüş. İnek kardeş, bak buğday tohumu buldum. Birlikte ekelim mi? Hayır, olmaz. Söyledim ya, çok sıcak. Tavuk domuzun yanına gitmiş. Domuz kardeş, buğday tohumu buldum. Birlikte ekelim mi? Hayır, olmaz. Hava bunun için çok sıcak. Tavuk köpeğin yanına gitmiş. Köpek kardeş, buğday tohumu buldum. Birlikte ekelim mi? Hayır, olmaz. Hava çok sıcak. Son olarak ördeğin yanına gitmiş. Ördek kardeş, buğday tohumu buldum. Birlikte ekelim mi? Hayır, olmaz. Bu sıcakta sudan çıkamam ben. O zaman ben de tohumları tek başıma ekerim. Kimse yardım etmeyince tavuk tohumları tek başına toprağa ekmiş. Aradan haftalar geçmiş. Yağmurlu günler başlamış. Tohumlar filizlenmiş. Ama bahçede yetişen yabani otların temizlenmesi gerekiyormuş. Otları temizlemem için bana kim yardım edecek? Bahçe çamurludur şimdi. Ben yardım edemem. Hiç havamda değilim. Yerimden kalkamam. Patilerim kirlenir. Ben yapamam. Bugün hiç keyfim yok. Ben yardım edemem. O zaman ben de tek başıma yaparım. Küçük kırmızı tavuk, filizlerin etrafındaki yabani otları tek başına temizlemiş. Çok geçmeden buğday başakları boy vermiş. Olgunlaşan başakları toplama zamanı gelmiş. Tavuk, arkadaşlarının yanına gidip ekinleri toplamak için yardım istemiş. İnek kardeş, başaklar büyüdü. Ekinleri toplamam için bana yardım eder misin? Hayır, olmaz. Edemem. Domuz kardeş, başaklar büyüdü. Ekinleri toplamam için bana yardım eder misin? Hayır, olmaz. Edemem. Köpek kardeş, başaklar büyüdü. Ekinleri toplamam için bana yardım eder misin? Ben mi? Tabii ki olmaz. Ördek kardeş, başaklar büyüdü. Ekinleri toplamam için bana yardım eder misin? Hayır, tabii ki edemem. O zaman ben de tek başıma yaparım. Küçük kırmızı tavuk akşama kadar çalışmış. Buğday başaklarını tek tek toplamış. Şimdi sıra buğdayları un yapmaya gelmiş. Yine gidip arkadaşlarından yardım istemiş. Arkadaşlar, buğdayları öğütüp un yapmamız gerekli. Kim bana yardım etmek ister? Ben yardım edemem. Tam süt verme zamanım. Yerimden kımıldayamam. Ben de yardım edemem. Uyku zamanım geldi. Ben hiç yardım edemem. Yardım edemem. Biraz suya girip serinleyeceğim. Tavuk topladığı buğdayları değirmende öğütüp un yapmış. Şimdi bu unla güzel bir ekmek yapalım bakalım. Tavuk arkadaşlarının yanına gitmiş. Onlara son bir şans vermek istemiş. İnek, ekmek yapacağım. Bana yardım etmek ister misin?
Hayır olmaz. Hiç çalışacak durumda değilim. Peki sen domuz kardeş? Yok, olmaz. Bugün çok yorgunum. Yok, yok, olmaz. Yok, olmaz. Hem ben ekmek yapmayı bilmem. Tavuk artık iyice sinirlenmiş. Tek başına mutfağa gitmiş, öğüttüğü unla önce hamur yapmış. Sonra ona şekil vermiş. Sonra da fırına atmış ve ekmeğinin pişmesini beklemiş. Mis gibi ekmek kokusu etrafa yayılınca pişmiş ekmeğini fırından çıkarmış. Bahçeye çıkmış, masaya oturmuş, sonra arkadaşlarına seslenmiş. Hey arkadaşlar, ekmek pişti. Kim benimle ekmek yemek ister? Diğer hayvanlar tavuğun önünde duran mis gibi ekmeği görünce oldukları yerden hızla fırlayıp tavuğun yanına gelmişler. Ben isterim. Aa, ben de isterim. Çok da acıkmıştım. Tam zamanında tavuk kardeş. Ben de isterim tavuk kardeş. Bayılırım ekmeğe. Hadi yiyelim. Hayır olmaz. Olmaz. Bütün işi tek başıma yaptım. Bu ekmekte sadece benim emeğim var. O yüzden ekmeği de tek başıma yiyeceğim. Tavuk iştahla ekmeğini yemeye başlamış. Ama arkadaşlarının aç aç kendisine bakmasına gönlü daha fazla razı olmamış. Eğer bundan sonra her işte bana yardım edeceğinize söz verirseniz ekmeğimi sizinle paylaşırım. Diğer hayvanlar o zaman yaptıkları hatanın farkına varmışlar. Hepsi çok utanmışlar ve tavuğa hak vermişler. Söz veriyoruz tavuk kardeş. Bundan sonra tembellik yok. Tavuk arkadaşlarının dersini aldığını anlamış. Ekmeğini bölmüş, arkadaşlarıyla paylaşmış. Hepsi birden iştahla yemek yiyip karınlarını doyurmuşlar.